Babanın bahçesini merak ettim. Öyle anlattın ki. Gel. Gelmeyeyim istersen. Bahçeyi göstereceğim, gel. Kapat işi. Kafamı düşürdüm ya. Bizimkilerle tanışmak ister misin? İstemez miyim? Tabii bir sakıncası yoksa. Seninle yemek yediğimizi biliyorlar. Bir arkadaşım dedin sadece. Doğru. Babanla özellikle tanışmak isterim. Eve doğru geliyorlar. Ay vallahi geldiler, yürü. Onlara biraz zaman kazandırmak iyi olur. Çok kötüsün. Belli etmeyin. Ayşe gel buraya sen. Bu çocuk. Hoş geldin Nazmi. Merhaba. Anne, misafirimiz var. Kim geldi? Eviniz gerçekten muhteşem. Başka türlü bir havası var. Teşekkür ederim. Ne işle meşgulsünüz çocuğum? Hekimim efendim. Öyle mi? Ne güzel. Ne üzerine? İhtisasımı henüz yapmadım ama genel cerrahi düşünüyorum. Oh, başarılar. Aileniz nereli? Biz Ege'liyiz. Dedemin babası Girit'ten gelmiş.
Annem babam İzmir'de yaşıyorlar şimdi. Çok güzel. Ben İstanbul'da okudum. Cem'le de kolejden tanışıyoruz. Yatılı mıydınız? Evet. Hafta sonları İzmir'e gitmediğim zamanlarda Cem'lerde kalıyordum. Babanlar geldi. Anne kızım güzel. Kalk. Koş karşıla. Hayriye Hanım biz geldik. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Babacığım, sizi Nazmi ile tanıştırayım. Cem'in arkadaşı vardı ya Afyon'da, Doktor Ali. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın, böyle emrivaki oldu ama... Leyla'yı eve bırakırken beni tanıyın istedim. Sizin de evde olduğunuzu düşünüyordum ben. Anladım. Buyurun. Otur çocuğum. Geç hayatım yerine. Aslında huzursuz oldum. Böyle habersiz olmadı. Rica ederiz. Çocuklar Afyon'dan döndükten sonra bahsetmişlerdi biraz. Sizinle tanıştıklarını söylemişlerdi. Necla, hadi bir çay suyu koy kızım, hadi. Ben kaçırmışım o sohbeti. Size de çok geçmiş olsun. Sağ olun. Allah'tan kimseye bir şey olmamış. Arabada çok hasar var mı? Hangi araba? Biz emniyetteyken Nazmi aradı da... yaptığın kazayı söyledim ben de. Ha. Anladım. Yok. Arabada fazla hasar yok. Emanet taksi tabii. İyi atlattık. Çok şükür. Ha, taksideyken mi oldu? Abim takside çalışıyor bir süredir. Ama üniversite mezunu aslında. Bir arkadaşı askere gidiyor. Ona iyilik olsun diye taksisini çalıştırıyor sevabına. Herkes birbirinden suçluydu o gece. Birbirlerinin gözlerinde kendilerini görmemek için bakışlarını saklıyorlardı. Başka gözlerden kabul görebilmek için ailece yalana göz yumdular. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.